Şimdi bu 1 milyon mu? Evet, şimdi abi nasıl olacak? 1 milyonluk soru. Bu 1 milyonu ne yapacağız? Ne oluyor peki bu durumda? Şimdi biz bunu açıp vazgeçiyoruz diyebiliyoruz değil mi? Soruyu görmek istiyoruz. Sen baktın doğru cevaba çok yakın değilsin. Hadi bana eyvallah diyebilirim yani. Kesinlikle. O zaman peki cebimizdeki para yine 400 olarak kalıyor. Evet. Görmek istiyoruz soruyu tabii ki. Ya milyonluk soruyu açtıran şu an 5. kişi olacaksın. Vay arkadaş. Çok güzel ya. Yaşasın ya. Sağlık. Bu güzel gönlünün karşılığı oldu bence. Kaç kişi aldı peki? Neyi? 1 milyonu. Evet. Bugüne kadar bir kere verildi. Şaka yapıyorsun. Evet. Ben arkadaşlar görüşmek üzere ben. Peki. 1 milyonluk soruyu açtıran 5. kişi sadece şu ana kadar Arda Aytan almıştı. Vay arkadaş. Onu da sunma şansı bana verilmişti. Vay. İlk programda 1 milyonluk soruyu açtırıp ve onu 1 milyonu verdik biliyorsun değil mi? Süpermiş ya. Benim ilk sunduğum milyonerdi. Süper. Kısmetli bir açılış olmuştu gerçekten. Şimdi şey çok hikayesi çok meşhurdu. Herkes bilir, seyircilerimiz de biliyor tabii. Nerede, hangi bir yerde en son soruyu açtırıyor. Bir tane telefon jokeri kalıyor. Telefon jokerinde diyor ki... Babasını arıyor. Amerika'da. Evet, diyor ki baba niye aradın beni diyor. Diyor ki joker hakkım vardı aradım. Diyor ne soracaksın? Bir şey sormayacağım. Soruyu biliyorum, onu söylemek için aradım diyor. 1 milyon doları kazanıyorum haberin olsun diyor. 1 milyon doları kazanıyorum diyor. Ve doğru cevabı veriyordu. Evet. Hadi bakalım. Evet. Soruyu görelim mi? Hadi bakalım. Tarihan ha. Vallahi billahi. Gerçekten öyle. Evet, heyecanlandım Allah şimdi. Allah tarihan ha. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Bu 5. kez oluyor. Ve bunun bir tanesi de Oktay Kaynarca'ya kısmet olacakmış. Heyecandan soyadını bile karıştırıyordum neredeyse. Sevgili Oktay Kaynarca için. 12. soru. 1 milyon lira değerindeki sorumuz geliyor. Gel be. Çok merak ediyorum. Gel be. Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur? A. 5 Ekim 1582 B. 15 Ekim 1582 C. 5 Kasım 1582 D. 15 Kasım 1582 Çok akıllı bir soru ya. Çok acayip bir soru. Tabii bunun için şimdi o dönemin tarihiyle şimdiki tarihi karşılaştırıp arasında şey yapmamız lazım. Jokerimiz de yok. Yok, biz bunu bilemeyiz. Böyle bir riske de giremeyiz. Kenancığım. Hiç düşünmeyecek misin üzerine? Blöf mü yapıyorsun diye düşünüyorum şimdi acaba. Ya düşünelim. Böyle gelip sonra da biliyorsun ya. Yok yok, şöyle şimdi 4 Ekim 1582 değil. 5 Ekim değildir diyorsun. 5 Ekim değil. 5 Ekim 1582 değil zaten yani. Yani sonuçta günümüzde kullandığımız takvimle miladi takvime göre evet takvimle Roma dönemindeki takvimin arasında neden 5 Ekim değil? Bir şey çıkarabilir miyiz diye söylüyorum. İki takvim arasında fark var çünkü yani hemen arkasından 5 Ekim gelmez. Bu soruda gelecekse bu kadar kolay gelmez. 1 milyonluk soruyu böyle sormazlar. Eğer 5 Ekim 1582 ise ben kendimi burada asarım zaten de. Biz ona müsaade etmeyiz. Yani bu kadar olamaz yani. Günümüzde kullandığımız takvime göre. 5 Kasım. Yani miladi takvime göre. Evet. Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur? Bilmiyorum. Buradaki doğru soru Roma'da yaşayanlar 1580'lerde Roma'da yaşayanlar hangi takvimi kullanıyorlar? Roma'da yaşayanların o dönem kullandığı takvimin şimdiki takvimle arasındaki şeyi bilmemiz lazım. 5 Ekim olmaz dedin. Bence 15 Ekim, 5 Kasım, 15 Kasım. 5 Ekim aslında çok tuzak biliyor musun? Acaba o günden bu yana biz hangi takvimi kullanıyoruz? Miladi takvim kullanıyoruz. Miladi takvim o dönemden bu yana gelir mi?
gelebilir de biliyor musun? Aynı takvim olmasın Kenan? Bilemem. Bilmiyorum. Gerçekten bununla ilgili bir fikrim yok. Ya en azından bizim için tabii Atatürk inkılaplarından sonra başladım. 1925'lerde falan başladı. Bizde miladi takvime geçiş. Evet ama... Ondan önce icri takvimi kullanıyorduk. Yok, ben bu 400'ü alıp gideceğim de bu kadar riske girmeyeceğim. Peki, ne yapmayı düşünüyorsun o zaman? Ama o zaman galiba 5 Ekim 1582 biliyor musun? Ama cevap vermeyeceğim. Ama cevap vermeyeceğim. Ben 400'de çekiliyorum. Herhalde bu kadar üzerimize düşen. Son karar. Evet, 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 evet. Yok. Evet. Galiba A. Şimdi. A galiba. Devam etseydin ne derdin? 5 Ekim 1582 diyecektim. 5 Ekim 1582. Yok, o zaman 1582 değil. 15 Ekim 1582'ymiş. Vay be. Ama farklı takvimler var yani. Evet. Vay be. E ne yapalım? Enteresan olurdu değil mi? 5 Ekim 1582 çıksaydı. Evet. O kadar komik olurdu. Ama burada mesela 9. soru falandı galiba. Kenya Dağı nerededir diye soruldu. Kenya'da. Evet. Ama söyleyemedi değil mi? 8 soruyu korkudan işte başarıyla geçip 9'a geldiğin zaman 9. soruda bu kadar basit bir soru sorulamaz. Demek ki Kenya'da değil deyip yarışmacımız ilk Kenya'yı eledi. Vay be. Ve sonra doğru cevap Kenya çıktı. Vay arkadaş. Ama şeyi de hatırlıyorum tabii. 3. soruda Çin Seddi nerededir denip cevap veremeyen, yanlış cevap veren yarışmacımız da olmuş galiba. Benden önce. Vay be. Enteresanmış. Evet sevgili Oktay Kaynarca. İyi ki geldin, bizleri kırmadın. Teşekkür ve burada ederim, çocuklarımız vallahi için yarıştın ve onlar için 400 bin lira kazandın. Teşekkür ne yapacaksın ederim. Bu parayı senin ağzından duyalım. Çocuk esirgeme yurduna şimdi tabii ki biz vesile olacağız, siz göndereceksiniz. Çocuk esirgeme yurdunda birçok şeye ilaç olacağı, birçok çocuğa çare olacağını düşününce rahat rahat uyuyacağız. Ne yapacağız? Güzel güzel. Bunun huzuruyla yeni yılını daha da güzel yaşayacaksın. Ne güzel olacak. Buna da vesile olduğunuz için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gönlüne sağlık. Ben teşekkür ederim. Gönlünün çok güzel sağlık. Bir süreçti. Hakikaten çok güzel bir başlangıç oldu. Güzel bir yıl başlangıcı oldu. Hepimize uğur getirir inşallah. İnşallah. Hepimize, ülkemize, dünyaya, mutluluğa, barışa, sağlığa ve özellikle hayırlı işlere vesile olması doğrultusunda hakikaten morale çok ihtiyacımız var ülke olarak. En önemlisi o. Ve özellikle moralle yola çıktığımızda her şeyin üstesinden gelebileceğimize inandığım bir ülkede yaşıyorum. Ben hep öyle düşünmüşümdür. Ve yaşadığımız ülke dünyanın en güzel ülkesi bana göre. Hep onu söylerim. Başka bir ülke yok bizim için. Başka bir yerde biz rahat edemeyiz. %100 katılıyorum. Bizim topraklarımız çok özel topraklar. Değerini bilerek yaşamak zorundayız diyorum hep ben. Ve binlerce yıldır da hatırası evet, var. Evet. Onlardan bence, kalan evet, bize miras var, yani sorumluluk var. Muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. O yüzden... tekrar söylüyorum, herkese huzur, başarı, sağlık, mutluluk diliyorum. Yıllarca, yıllarca sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllar toplamında diliyorum. Böyle bir şeyle başlangıç olduğu için de, başlangıç yaptığımız için de, vesile olduğumuz için ben size teşekkür ediyorum. Biz sana çok teşekkür ederiz, iyi ki geldin. Eminim şu an seni izleyen bütün seyircilerimiz de bu iyi dilekleri aynı şekilde senin için de diliyorlardır. Sağlıklı, huzurlu, başarılı, böyle mutluluklarla dolu bir yılın olsun. Her çok şey gönlünce olsun sevgili Oktay Kaynarca. Çok teşekkür ederim. Seni seviyoruz. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Alkışlarla uğurluyoruz ve 400 bin lira. Böyle alabilir miyim? Böyle alabilir miyim abi? 400 bin liralık çeki çocuklarımız için kazandım. Gönlüne vay sağlık. Vay arkadaş. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sağ olasın. Teşekkür İyi ederim. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Oradan aldım istersen. Çıkıyor muyum buradan? Yok buradan istersen.